Ansızın bakıp geçtim, gönül penceresinden ansızın bakıp geçtim. Bir yangının külünü yeniden yakıp 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 geçtim. Madem ki son şarkının kırık bir güftesiydim, madem ki son şarkının kırık bir güftesiydim, niçin yarın bıraktın, neden bırakıp geçtin? Niçin yarın bıraktın, neden bırakıp geçtin? Bir yangının yeniden yakıp geçtin, bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. Fahri Bey, şiirleriniz arasında Arzu isimli şiiriniz bir harikaydı. Öyle mi? Aa, haksızlık ediyorsunuz. Hepsi birer harika. Tabii. Teşekkür ederim Suzan. Hadi bakalım çocuklar. Fahri Bey'in ilerideki muvaffakiyeti şerefine içelim. Beş on arkadaş Abant'a gitmek istiyoruz. Ne dersin, sen de gelmek ister misin? Bilmem ki vaktim olur mu? Ben ısrar etsem gelmez misin? Bunu sonra konuşuruz. Hadi gel şimdi dans edelim. Müsaadenizle babacığım. Tabii yavrum. Suzan biraz yorgun gözüküyor. Bugünlerde hiç iyi değil baba. Ne yapacağız bu kızı bilmem ki. Ben gidiyorum. Güle güle baba. Sende garip bir şey var. Neden gezmeye davet ettiğim zaman bozuldu? Sana ne zamandan beri bir şey söylemek istiyordum. Ya öyle mi? Söyle bakalım. Evleniyorum Suzan. Onun için gezmeye gitmemiz doğru olmaz diye düşündüm. Evleniyor musun? Hı-hı. Kiminle? Çalık kuşuyla. Beni tebrik etmeyecek misin? Tebrik ederim. Onu bu kadar çok sevdiğimi ben de bilmiyormuşum Suzan. Halbuki çalık kuşu benim her şeyimmiş. Meğer şiirlerimin ilham kaynağı hep çalık kuşuymuş. Burası fazla sıcak oldu. Gidip büfeden bir şey içsin. Peki Suzan. Suzan! Ne var, ne oldu Suzan? Bir şey mi var Fahri? Suzan, ne oldu sana? Hiçbir şeyim yok. Odama çekilip biraz istirahat etsem iyi olacak. Bu güzel gecenin neşesini bozduğum için senden özür dilerim. O ne demek Suzan, sen iyisin ya. İyiyim. Sürprizine çok sevindim. En az senin kadar. Geçmiş olsun. Anlamıyorum Lütfiye. Çalı kışıyla niçin uğraşıp duruyorsun, hayret ediyorum. Benim hiç kimseyle uğraştığım yok abla. Fahriye onun gibi bir kızı nasıl münasip görüyorsunuz diye şaşırıyorum. O ne demek? Çalı kuşu da en az Fahri kadar evladım sayılır. Evladınız mı yoksa evlatlığınız mı? Çalı kuşu hakkında seni bu şekilde konuşmaktan men ederim. Küçüklüğünden beri manasız kibri yüzünden daima yalnızlık çekmişsindir. Onun için başkalarının saadetini kıskanmaya kalkma.
Ben hazırım hala. Ne oldu? Bir şey mi var? Yok yok, bir şey yok. Hadi biz gidelim. Lütfi abla gelmiyor mu? Hayır. Evde yapılacak bazı işleri varmış. Allah'a ısmarladık Lütfi abla. Güle güle. Niçin Fahri'yi sevdiğini benden saklıyorsun Suzan? Hislerini anlamayacak kadar beni aptal mı sanıyorsun? Rica ederim abla, bunu da nereden çıkarttın? Biz Fahri'yle sadece samimi iki arkadaşız. Niçin kendini aldatmaya çalışıyorsun Suzan? O gece Fahri'nin evleneceğini öğrendikten sonra ne hale girdin? Haklısın abla. Ama ne yapabilirim? Daha evvel kendisini sevdiğini niçin Fahri'ye açmadın? Böyle şeyler saklanmaz. Ondan aşkını nasıl isteyebilirim abla? Benim her gün ölüme biraz daha yaklaşan bir insan olduğumu ne çabuk unutuyorsun. Suzan, yavrum. Rica ederim beni yalnız bırak abla. Ecelimle baş başa kalmak istiyorum. Fahri Bey ile Suzan arasındaki her şeyi biliyorsunuz. Hı. Bu mektup da hususidir. Sizden büyük bir ricada bulunacağım. Hay hay, buyurun. Anlattığım gibi kardeşimin hayatı mevzu bahistir. Fahri Bey gelir gelmez Suzan'a telefon etmesini söyler misiniz? Siz hiç meraklanmayın. Gelir gelmez söylerim. Kimse yok mu teyze? Alışverişe gittiler. Fahri seni bugün Melahat isminde bir hanım aradı. Melahat mı aradı, ne varmış? Evet, telefon etmeni söyledi. Mühim bir şey mi acaba? Evet, çok mühimmiş. Hmm. Alo, Melahat sen misin? Evet. Hasta mı? Hem de çok, öyle mi? Hemen geliyorum. Ah, merhaba Fahri, bu ne acele, bir yere mi gidiyorsun? Mühim bir işim vardı da. Ah, ben de çarşıdan erken döndüm, aldıklarımı sana göstereyim diye. Akşama görürüm, şimdilik Allah'a ısmarladık. Bak kızım, sana söyleyeyim, Fahri'den çok çekeceksin sen. Ne demek istiyorsun? Vallahi bir erkek evlendikten sonra çapkınlık yapabilir ama evlenmesine bir hafta kalıp da başka kızlarla buluşması doğrusu hiç de iyi alamet değil. Bak teyze, baştan beri Fahri ile evlenmemi hoş görmüyordun. Bunu hissediyordum. Ama şimdi Fahri'nin aleyhinde dedikodular çıkarmana müsaade etmiyorum. Dedikodu diye ki bunlar kızım. %100 bilmesem hiç böyle şey söyler miyim ben? Sana inanmayacağım, dinlemeyeceğim seni. Suzan'la buluşmaya gitti desem dinler miydin beni? Suzan'la mı? Kaç senelik macera kızım. Bir dakikada bitecek mi sandın? Hala inanmıyorsan oku şu mektubu. Şu anda beraberler. İstersen gözlerinle görebilirsin. Evet Fahri, hasta kardeşim namına senden merhamet istiyorum. Onun ne kadar yaşayacağını bilmem ama bu yakınlarda o kadar fena ki, senden bir yakınlık görmezse en kısa zamanda ölebilir. Senden istikbal hakkındaki planlarını değiştirmeni istemiyorum Fahri. Suzan'ın sana olan büyük aşkına karşılık istediğim sadece ona karşı bir alakadır. Peki Melahat, sen üzülme. Suzan'la şimdi görüşürüm. Seni seviyorum Fahri. Neden bu hasta halimle bu hislerimi açığa vurdum bilmem. Yalnız senden bir karşılık beklerim diye üzülme. Üzülmek ne demek? Çalıkuşunu tanımıyorum. Onu sevdiğine göre inşallah seni mesut edebilecek bir insandır. Senin mesut olman benim için kâfi. Teşekkür ederim Suzan. Senin gibi iyi bir arkadaşı hiçbir zaman unutmayacağım. Yapabilmişti bana. Onun yanında başka bir kız görseydim böylesine üzülmezdim belki. Ama Suzan'ın yanında görünce bütün dünyam yıkılmıştı. Duramazdım bu evde artık. Kimseye bir şey söylemeden gizlice hazırlandım. Gidecektim.
nereye gidecektim bilmiyordum. Düşünemiyordum şu anda. İlk aklıma gelen Kenan amca oldu. Ona gidebilirdim. Kenan amca bana bir iş de bulabilirdi.